132 Türk yolcu ve mürettebat Doktor Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde gözlem altına alındı. Muhabir arkadaşımız Arzu Türk uçağında şu anda hastanenin önünde ve oradaki son gelişmeleri de kendisinden öğreneceğiz. Arzu Türk uçağı seni dinliyoruz. Meltem Günay, bir son dakika bilgisiyle başlayalım isterseniz yayınımıza. Buraya 132 yolcu ve 10 mürettebatın getirildiğini söylemiştik. İşte o kişilere, toplamda 142 kişiye koronavirüs yerli tanı kitiyle ilk tetkikler yapılmaya başlandı. Hastaneden edindiğim bilginin bu yönde olduğunu söylemek istiyorum. Yaklaşık 2 saat önce yolcular buraya getirilmişti. Zekai Tahir Burak Hastanesi'ne getirildi ve daha sonrasında da tüm tedbirler alındı. Sağlık personelleri çevre ilçelerden, sağlık personelleri hastanelerden, alanında uzman kişiler hastaneye getirildi. Ve burada ilk tetkikler başladı. Koronavirüs yerli tanı kitiyle birlikte. Hastane önünde durum biraz daha sakinleşmeye başladığını söylemek mümkün. Geçtiğimiz saatlere oranla sadece şu dakikalarda diğer yayınlarımızda da bahsettiğimiz gibi hemen hastanenin yanı başında bulunan kreşten aileler çocuklarını almaya devam ediyor. Yaklaşık 5 dakika önce yayından hemen önce bir aile, bir veli buraya geldi. Güvenlikte camı tıkladı ve dedi ki içeride çocuğum var, almak istiyorum dedi ve görevliler hemen onlara maskesini verdiler ve güvenlik görevlilerinin eşliğinde hastane içerisinden giderek işte arka tarafta bulunan kreşe doğru ilerlediler ve oradan da çocuklarını sağ salim bir şekilde çıkarmak için de buraya doğru geliyorlar. Artık hastanenin kapıları kapandı. Edindiğim bilgiyi söylemiştim. Artık yerli kitle tanı yapılmaya, testler yapılmaya başlandı. Bilindiği üzere çok önemliydi o koronavirüs tanı kitleri. Türkiye'nin geliştirdiği yerli ve milli bir testi. İşte bu test sayesinde test yapıldığından 24 saatte değil de 90 dakikada bir kişide koronavirüs olup olmadığı tanısına ulaşılıyordu. Edindiğimiz bilgiler bu çerçevede işte buradaki Türk yolculara da o testler yapılmaya başlandı. Toplamda gelen ambulansları da söylemek istiyorum. Sayısının oldukça fazla olduğunu biliyoruz. Toplamda bu operasyon için 42 ambulans teyakkuzdaydı. Esenboğa Havaalanı'na İran'dan getirilen Türk yolcuları Zekai Tahir Burak Hastanesi'ne getirmek üzere toplamda 42 ambulans seferber edildi. Hemen içerisinde sağlık personelleri, ambulans sürücüsü ve içerisinde bulunan tüm tıbbi ve ekipmanlar da hazırdı. Bilindiği üzere bu ambulansların içerisindeki malzemeler de çok önemli. Zira tek kullanımlık. Tabii ki bir kişide tanı var mı yok mu henüz biz bilmiyoruz. Toplamda 142 kişi denildi. Ancak iddiaya göre bu kişilerden 17'sinde yüksek ateş tespit edildi. Bu da koronanın aslında en belirgin özelliklerinden birisiydi. İşte bu sebeple de İstanbul'a gitmesi planlanan o uçak Ankara'ya iniş yaptı. Ve bu yolcular ambulanslarla birlikte buraya getirildiler ve artık kapalı kapılar ardında da o kritik süreçler başladı. Hemen etrafı göstermek istiyorum sizlere. Burada basın mensuplarının da ilgisi oldukça fazla. Bizler için de maske dağıttılar. Burada güvenlikli olmamız için maskeleri takmamızı istediler. Basın mensuplarına, muhabirlere, kameramanlara maskeler takıldı. İleride kameraman arkadaşlarımızı görüyoruz. Onlar maskeyle yayınlarını sürdürüyorlar. Burada tüm önlemler alınmış durumda. Sadece içeride değil, dışarıda da hem vatandaşlar için hem biz basın mensupları için tüm tedbirlerin alınması istendi. Güvenlik personeli bize o maskeleri dağıttı ve ardından da artık burada o heyecanlı bekleyiş başladı. Aslında umutlu bekleyiş demek istiyorum ben. Zira buradan çıkacak haberler, gelecek haberler çok önemli. Elbette ki koronavirüs şüphesiyle buraya getirildi. O 17 kişi iddiaya göre. Umarım onlarda yapılan testler sonucunda pozitif bir durum çıkmaz. Hemen operasyonun başına dönmek istiyorum. Onu da anlatmak istiyorum kısa bir şekilde sizlere. İran'da biliyorsunuz korona salgını artık
ölümlere neden olmaya başladı. Türk vatandaşlarımız oradaydı. Türkiye'ye dönmek istediklerini ifade ettiler ve özel bir uçak hazırlandı ve o uçak İran'dan İstanbul'a hareket etmek için yola çıktı. Ancak uçak uçuş esnasında 17 vatandaşta yüksek ateş tespit edildiği ifade edildi ve bunun üzerine güzergah hemen değiştirildi ve Ankara'ya acil iniş yapıldı. İletişim Başkanlığı bu noktada önemli bir açıklama yaptı. Aslında oldukça önemliydi. Planlanan bir operasyondu, bir durumdu denildi. Olağan dışı bir durum yok. Sakin olmakta fayda var denildi. Ama yine de burada Sağlık Bakanlığı daha önceden de olduğu gibi burada tüm tedbirlerini aldı. Ve burada yolcular ve mürettebat karantina altına alındı. Şimdi bugün testlerin yapıldığını ifade ettik. Evet, testler yapılacak. Hepsi tamamlandıktan sonra büyük ihtimalle sonuçlar açıklanacak. Umuyoruz ki bu sonuçlar negatif çıktı. Ama elbette ki o heyecanlı ve umut veren bekleyiş bitmeyecek. Buradaki yolcular 14 gün boyunca karantina altında tutulacaklar. 14 günlük biliyoruz ki bu koronavirüsün bir kuluçka dönemi var. Hemen tespit edildi, negatif çıktı denilir diye bir şey yok. 3 günde bir bu yolcular tetkiklerden geçecek, testler yapılacak, numuneler alınacak ve daha sonrasında sonuçlar çıktığında, negatif olduğunda süreç açıklanmış olacak. Ve 14 gün sonra bu hastanenin kapıları biz basın mensuplarına yeniden açılacak ve umuyoruz ki oradan da güzel haberleri bizler almış olacağız. Hem bu yolcular için hem de diğer 17 kişi için de bir koronavirüs şüphesi bulunmayacak. Hem hastane içerisinde hem de dışarısında tüm güvenlik önlemleri alınmış durumda. Sağlık personelleri, Sağlık Bakanlığı teyakkuzda. Bu noktada gözler elbette ki Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya çevrilmişti. Bakanlıkta hem bakanlık yetkilileriyle hem de uzmanlarla, özellikle bilim kuruluyla istişarelere devam ediliyor. Bu kapsamda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın saat yarın 10'da Anadolu Ajansı'nın editör masasına katılması planlanıyor. Ve işte orada Sağlık Bakanı Türkiye'ye getirilen bu Türk yolcuların operasyonla ilgili, sağlık durumları ile ilgili, yapılan işlemlerle ilgili tüm detayları açıklamasını bizler de bekliyoruz. Güvenlik önlemi de aslında üst seviyede. Burada güvenlik personelleri kapının hemen önünde bekliyorlar. İçeriye aslında kimse alınmıyor. Yani kimsenin girişi yasak. Sadece içerisinde, kreşin içerisinde olan çocuklarını almak için gelen aileler hemen burada. Bakın mesela bir aile burada çocuğunu kreşten aldı ve evlerine doğru gidiyorlar. Beyefendinin biz içeriye girdiğini yayınımızdan hemen önce görmüştük. Hem sağlık personeli hem güvenlik personeli maskelerini taktılar ve içeriye kimseyi almıyorlar. Bizler için de tedbir alınması için de maskeleri dağıttılar. Ankara teyakkuzda, Sağlık Bakanlığı teyakkuzda, sağlık personeli teyakkuzda. Biz de burada beklemedeyiz diyelim ve söz tekrardan sizlere bırakalım.